Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. Online maça çıkacağız arkadaşlar ve bu hafta Player of the Week'ten çıkardığımız isimleri kadroya yerleştirdim. 4 tane futbolcu kadromuza katmıştık. Darwin Núñez sol açıkta oynayabiliyor. Ben o yüzden sol açığı aldım. Santrafor'da Cole var. Çünkü ben geçtiğimiz günlerde bir şey demiştim. Kendi savunma kolu çıkarırsam 3 gün oynatacağım diye. Hatta şimdi eFootball 2024 girecek araya. Bu hesabımızda da belki 3 gün üst üste oynamayabiliriz. Ondan dolayı uzun bir süre kolu ilk 11'de kullanacağım. Çünkü kol geçtiğimiz günlerde 10 tane farklı hesaptan top açılımı gerçekleştirdiğimiz zaman çok fazla bize epik futbolcu getirdi. Hep kol üstünden taktik deniyorduk. Epik geldikçe geliyor. Birçok epik futbolcu çıkardık. Ben de o gün aslında adak adamış gibi bir şey oldum. Yani kendi kendime dedim ki yani kolu oynatacağım. O yüzden kola hiçbir şekilde dokunmuyorum arkadaşlar. Maçın başından sonuna kadar kol kadromuzda. Mbappe'yi çıkardık. Onun dışında ofansif orta sahadaki Duda ve stoperdeki Mbamba. Bu haftaki 4 transferimiz, Epic Kolda yeni transferimiz 5 isim. Formda futbolcuları ağırlıkla kadroya aldım. Yedeklerde A, B formunda isim sayısı çok fazla. C formunda az futbolcumuz var. Yani onlar da umarız maç öncesi formsuz gelmez. Gelirse de alternatifleri bulunuyor. Fakat dizilişi değiştirelim istiyorum. Şundan dolayı Darwin Núñez ile kolu yan yana kullanalım. Ve çıkardığımız tüm futbolcuları da kullanalım istiyorum. Biraz da kendi böyle orijinal pozisyonlarında olsun. Uzun süredir kullanmadığım bir diziliş vardı. Paraguay milli takımı. Dizilişlerde zaman zaman değiniyorum kendisine. Ha, değişmeden önce bu Paraguay milli takımıyla maç oynayalım. Güney Amerika, buradan milli desek Paraguay. Ha, burada Paraguay'ı seçelim. Uzun süre sonra Paraguay'la ben de maç oynayacağım arkadaşlar. Bayağı zaman olmuştu. Dizilişi değiştir varsayılan. Elimizdeki futbolculara göre uygun bir diziliş. Şimdi bu futbolcumuzu göbekte ofansif orta sahada kullanabiliyoruz. Hatta göbek olarak da kalabilir. Sağ kanata birini yerleştirelim. Ya da Nkunku'yu sol kanat yapıp sağ kanat Mbappe. Nkunku ile de oynamış oluruz. O da güzel bir futbolcu. İleride Darwin Núñez, Cole. Duran topları ayarlayacak olsak maçtaki roller. Ön direğe kimi alalım? Yeni transferimiz Mbamba'yı alalım. Orta direğe de şöyle Rodri var. Kol var. Forvetlerimizi alalım. Kol arka tarafa da Núñez'i yerleştirelim. Duran topu Duda kullanıyor. Soldan Duda, sağdan sol ayaklı biri şöyle etkili kullanan var mı diye baktım. Alfonso Davies varmış. O zaman Duda olarak kalsın. Tamamdır. Duran topları da ayarladık. Bu hesabımızda da 4. klasmana geriledik arkadaşlar. Klasmanlar güncellenince 4'e geriledik. 3000'in üzerinde kolektif güç vardı galiba rakipte. Evet, 3014. Messi paketini almış. İngiltere milli takımı paketini almış. Kalede Dida, yedeklerde Ederson. Figo. Büyük ihtimalle Figo'yla Dida'yı şeyde bu son bedava top açmaklarında çıkarmış olabilir. Veyahut da bir tanesini Dida'yı yılbaşında da çıkarmış olabilir. O zaman da bedava epik top açma hakkı vardı. Şimdilik maça biz böyle başlayalım. İkinci yarıda değişiklikler yaparız ama kadromuza yeni kattığımız futbolcuları kolay kolay çıkarmayalım. Zaten kolun dokunulmazlığı var. O kötü de oynasa, yorulsa da çıkarmayacağız. Diğerlerini de olabildiğince kadroda tutalım. Recep Dida uzun attı. Haaland'ın önüne geldi. Vurmasa da bozdu diyebiliriz. Mbappe. Şimdi pası. Darwin Núñez. Mbappe'nin koşusu ama pas çok kötü. Hadi Alfonso Davies koştu ama sonradan durdurdu. Haaland'a vurdurmayalım. Haaland hava toplarında genelde çok üstün. Kime atsak uzun atalım. Baktım adamlarımız hep dolu. Duda'nın pası Cancelo. Aşağıdaki adamımız Mbappe. Geçelim dedik ama Cancelo'da top. Alırız. Cancelo kurtarırsın. İyi de orta gelirse gol. Hadi Cancelo. Bir vuruş top ağlarda. Kazandığımız topta golü bulduk. Cancelo'nun ortaları çok iyi arkadaşlar. Sağ bekte, sol bekte oynamakta. Golü de yeni transferlerimizden Darwin Núñez kaydetti. Tekte çok iyi vurdu. Bu sezon geçen seneden daha iyi olabilir. Özellikle de son maçta attığı iki golle morallenmiştir de. Açısı bozuldu, şutu çekti. Son. Biz sağ tarafı işleyelim. Bu taraf iyi. Orayı da kapatacak Luis Figo'yla. Havadan verelim. Cancelo. Ortadaki adamımızı görsek Duda. Şu yukarıda boşluk var. Nkunku. Bir çalım. Şimdi şutumuz. Çok klas. Nkunku. Çok iyi vuruş ama çalımı çok iyi. Rakibi de yatırdığı yere önünü açtı.
Güzel yerden vuruşumuzda kaleci Dida'yı avladık. Farkı ikiye çıkardık. Atakta da oyunun yönünü değiştirdiğimiz iyi oldu. Yukarı tarafta bomboş kaldı. Şu aradan bir ara pası Rodri'ye. Aşağıyı görsek Mbappe bekimiz çok geride kaldı. Duda. Aa, solda boşluk var. Son anda fark ettim. Ara pasımız. Kol. 3-0. Bu taktiği de özlemişim ben arkadaşlar. Epeydir de oynamamıştık. Gayet de güzel oynadık. Kenarları kullanıyoruz. İleride iki forvetimiz var. Bayağı etkili oynadık şu dakikaya kadar. Duda orada kaybetti ama alır. Çift vuruşu var mı? Yokmuş. Mbappe. Darwin Núñez çek. Hadi be, alamadık. Sola dönebilir. Aa, geçti Alfonso Davies'e. Marquinhos'a yapış al. Hadi. Son anda. Nkunku. Aa, faul faul. Adamımız yerde kaldı. İyi atak rakibimizden. Şu aradan geçer mi? Geçti ama top rakipte. Aldık. Aşağıdaki adamımız Mbappe. Döndük. Şöyle bir ara pası versek. Ya, güzel düşünce ama pası veremedi. Luis Figo. Rakibimiz çekti. Bir çalımlar denedi. Şuradan kaçan adamımıza versek. Darwin Núñez. Yukarıda kol var. Aa, top bizde. Hadi Núñez. Gelişine çakar mı? Kaleci de sonradan hızlandı. Kolun vuruşu. Aslında Núñez'e de gidip vurabilirdim ama aklımda kola gol attırmak vardı. Ondan dedim pas atayım. Son dakikalarda etkili geldik. Bayağı iyi bir oyun oldu ilk yarı anlamında. Oyuncu değişikliği yapsak mı? Herkes çok iyi oynuyor ama Leroy Sané sol kanatta oynuyorsa bu yarıda da Leroy Sané'yi kullanalım. Leroy Sané ile bu sefer de oynayalım. Yeni transferlerimize pek dokunmayalım. Hadi Darwin'inize geçmedi. Bir yandan da Duda'ya bakıyorum ne yapacak diye. O da merak ettiğim oyunculardan bir tanesi. Luis Figo. Alisson da kaldı. Bir an dedim ittirsem mi, ayak uzatsam mı? Sonra dedim boş ver. Penaltı yapıyorum sonra. Şu aşağıda boşluk çıkabilir. Alfonso Davies. O yerde kaldı, hakim demem dedi. Geri de çekebilir. Aynen öyle yaptı. Hadi be, kol indirirsin. Şimdi havadan versek. Offside olmasın. Offside. Güzel düşündük ama offside'e düştü. Geç kaldık pasta. Messi. Güzel pas. Aldık ama 3 kişi bastık. Alamasaydık kötüydü. Kevin De Bruyne önü de açık. Şutu. Harika bir şut. Harika bir gol. Rakip keşke izleseydi. Çok güzel bir gol attı. Kevin De Bruyne'nin şutu o kadar iyiydi ki. Fark 2'ye düştü. Mbappe. Cancelo. Aşağıdaki adamımızla dönemedik. Nkunku ilk yarıda çok etkiliydi ama aynı şeyi Leroy Sané'de göremedik. Pasımız. Kol. Döndü, veremedi. Lionel Messi. İyi geldi rakibimiz. Mbappe maçın son anlarında şutu. Üst üste şutlarıyla geldi. İkinci golü bulamadı. 92. dakikaya gelirken Mbappe'nin şutu. Orada güzel geçti. İyi atladı. Mbappe'nin de hediye edilen kartı. Dünya Kupası'nda bu kartı hediye etmişlerdi. Rakibimiz oyundan çıktı bu son pozisyondan sonra. İkinci rakibimiz geldi. Fenerbahçe 2969 kolektif gücü var. Ama takım Fenerbahçe değil. Atalanta seçilmiş. Kadro gücü de gayet iyi. Sağ bek Cancelo formsuz. Kunde vardı. Sağ bek onu çekebiliriz. Marquinhos'u da çekebiliriz aslında stoper olarak ama Kunde daha iyi o pozisyon için. Tamam, maça böyle başlayabiliriz. Rakibe bakalım. Üçlüyle geliyor. İleride iki santrafor var. Ronaldo, Koller ikilisi. Orta yaparsa ikisi de çok iyi. Orta kafa gole uygun futbolcu. Yedeklerde bu isimler. Dzeko, o da, onun da hava hakimiyeti çok iyi. Rakip arkadaş herhalde orta kafa gol yapan birisi olabilir. Rakibimizin menajeri de Luis Roman. İyice kenarları açacak oyunu. Orta kafa gol de yapabilir. Bakalım öyle mi oynayacak? Basmıyor da rakibimiz. Nkunku döndü. Çok klas döndü. Hadi gidelim. Geri çek Nkunku. Çok klas. Şimdi pas. Cancelo hangi ara geldi? Cristiano Ronaldo.
Savunma arkasına pası, offside de yok. Orada Kunde. Sağ bek futbolcumuz, savunması iyi. Bomba. A, pas iyi değil. Kolleri şut çektirmemek lazım. Dönerek şut, yine de kaleyi buldu. Zor bir şuttu. Hemen çıkalım. Sağ bekimizi görelim. Mbappe. Şurada elini kaldıran isim Darwin Núñez. Tekrardan ileri görsek. Kola ulaşmadı. Offside'a düştü kol. Darwin Núñez. Rakip de basmamaya çalışıyor olabildiğince. Şu isme verelim. Duda harika bir yere gelmiş. Ortası arka taraf. Nkunku'nun kafası top ağlarda. Duda'nın koşuları çok güzel arkadaşlar. Yüksek seviyeli bir futbolcu değil. Ama ofansif orta saha ve gizli forvette 99'luk bir oyuncu gibi oynamakta. EFOP uygulamasından kontrol ettiğimizde öyle diyordu. Oyun tarzından dolayı da rakip alana doğru koşular da yapıyor. Çok iyi hani o anlamda. Özellikleri de iyi. İş görür. Belki yedek kulübesinde tutar. Aa, hala Duda gidiyor. Hadi bir Duda'ya verelim. Ya Darwin Núñez şu Duda'ya yollamadı. Sarı saçlı olan Duda. Topu rakibe verdi. Faul. Ronaldo. Aşağıda boşluk var. Onu görmemesi lazımdı. Mbappe. İttirelim alalım. Bernardo Silva. Çok iyi orta. Kalecimiz Alisson. İyi düşündü rakip. Orada Bernardo Silva'yla da güzel bir şut çalımı yaptı. Duda şu topu indirsen güzel olurdu. Yorulan adamlarımız var. Alfonso Davies. Aha, adamın önünde düşebilir. Son müdahale rakipten. Ama avuta gitti. Az farkla avuta gitti. Gole çok yaklaştı rakibimiz. Edin Dzeko'yla şutu çekti, savunmamıza çarptı. Yani savunmaya çarpmasa goldü. Alfonso Davies. Rafael Lau'yu görsek. Hadi. Offside olmasın. Çok iyi. Yerden pasımız ulaşmadı. Sağ beke yerleştirdiğimiz adamımızla şutumuz yine de fena vurmadı. İsabetli bir vuruş. Şimdi sen görev yerine geri dönmen lazım. Sağ bek boş, boş orada. Marquinhos. Kollerin üzerinden vurdu. Aşağıdaki adamımız, şu en sağdaki adamımız Mbappe. Aşağıdaki adamımız boş kaleydi Duda. Ama pas çok kötüydü. Mbappe o kadar kötü pas attı ki şu Duda'ya gol attırmak isterdim. Ben çok beğendim. Seviyesinin hakkını veriyor. Orta yapacaktır. Şimdilik engelledik. Koller. Şut çekecek. Kalecimiz Alisson'da. Aa, maç bitmiş. Rakibimiz çok fazla şut çekti. Biz çok az şut çektik. 1-0 kazandık. Son dakikalardaki pozisyonumuz gol olsa 2-0 da olabilirdi. Rakip atsa 1-1 de olabilirdi. Yani çok ortada bir maç oldu bu. Geçen maç kadar domine edemedik. Baktığımızda rakibin 4 tane şutu var. İkisi isabetli. Bizim 2 şutumuz. İkisi isabetli. Biri gol. Paslarda birbirimize yakınız. Golü Nkunku attığı için maçın adamı seçildi. Rakipte de Cancelo 6.5 derece aldı. Yeni transferlerimize, oyuncularımıza bakacak olursak arkadaşlar, Mbappe iyi, hoş bir futbolcu. Her kartı birbirinden güzel. Bazı kartları birazcık daha etkili. Bazısında pası iyi, bazısında bitiriciliği yüksek, bazısında ofansif farkındalığı biraz daha yüksek olmakta. Ama tüm kartları bayağı etkili bir oyuncu. Normal kartı bile çok etkili. Stoperimize gelecek olursak, düşük seviyeli bir stoper futbolcusu. Hani formda geliyor ama böyle güçlü rakiplere karşı çok iş yapmayabilir. Tehlike oluşturabilir savunmamızda. Orta sahamızdaki o Duda'yı çok beğendim ben. Yani seviyesine göre çok beğendim diyebilirim. Şimdi 99'luk 100 seviyeli futbolcular da var. Showtime'lar, epikler falan ama bu seviyede bu performansı bence gayet kabul edilebilir. Oyun tarzından dolayı rakip ceza sahası içerisine geliyor. O koşullarına bayıldım. O tarz oyuncuları da ben çok severim. Oyun tarzı da boşluk kollayandı. Eski adıyla 10 numara futbolcular rakip ceza sahasına koşuyorlar. Belki ilk 11'imizde çok şans bulamaz ama formda geldiği zamanlarda yedek kulübemizde olabilir. Oyuna sonradan dahil ettiğimizde kullanabileceğimiz oyunculardan birisi. Darwin Núñez'in süper yedek becerisiyle gelmesi çok iyi oldu. Yedekte bulunur. Sonradan oyuna dahil edilebilir. Özellikleri de kötü değildi. Bu maçlarda kendisine çok iş düşmedi ama yine de kullanabileceğimiz bir oyuncu. Sizlerle çıkardığınız oyuncularla alakalı yorum ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kimleri çıkardınız, kullandığınızda beğendiniz mi beğenmediniz mi, artılarını eksilerini yorum yazarak hepimize paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.